Bugün günü Akyaka'da batıracağız. Annem daha önce geldi buraya, gezdi. Ben de geldim ama gezmemiştim ve Azmak turunu önerdi. Akşam saatlerinde bir tekne bulduk ve şimdi Azmak turu yapacağız. Vallahi ülkemiz çok güzel anne. Çok evet. Güzel bir ülkemiz var. Gerçekten çok güzel. Yani her gelişimde bu tekne turunu mutlaka yaparım. Ve her defasında da çok büyük keyif alıyorum. Suyun sıcaklığı 6 ila 8 derece arasında değişmektedir. Evde Barış Manço'nun eşi Lale Manço'nun eviymiş. Saygıyla anıyoruz Barış babayı. Envai çeşit kuşlar, yaban ördekleri, kazlar. Nefis bir yer burası. Kesinlikle buraya geldiğinizde yapın bu turu. Teşekkürler. Anne iyi ki burayı önermişsin. Hakikaten çok güzel bir tur oldu. Bence de her geldiğimizde gidilmesi gerekli bir yer. Evet. Doyulmuyor. Ve sana söyleyeyim, dünyanın hiçbir yerini bu paraya bu güzelliği göstermezler sana. Bence de. Evet. Bence de. Şuna 1 dolar, neredeyse 1,5 dolara nereleri gezdiriyor. Yani harika. 10 dolardan aşağı, 20 dolardan aşağı herhalde. Hiçbir yere götürmezler seni. En ucuz yerler böyledir sanıyorum. Evet ve bu güzel böyle güzellikler hakikaten dünyada bile çok az. Çok şanslıyız. Bence de. Evet anne, Akyaka'da Türkiye'nin en kendine özgü evlerinin olduğu sahil kasabasında yürüyoruz. Sabah yürüyüşümüzü yapıyoruz. Şimdi bu evlerin yapımına ön ayak kim olmuş anne? Halet Şambel isimli arkeoloğumuzun eşi Nail Çakırhan. Buraya evet. Yerleşmiş. Yerleştiği zaman burada yol bile yokmuş. Eşeklerle, katırlarla bu bölgeye inmiş ve çok beğenmiş burayı. Evet. Nail Çakırhan. Şimdi Nail Çakırhan'ın müzesi var burada. Oraya doğru gidiyoruz. Giderken de biraz anlatalım. Şimdi bu evlerin önce özelliklerini söyleyelim. Evler eski ile yeniyi birleştirmiş. Yani Osmanlı tarzı gibi cumbaları olan bazılarında. Bazılarının şu
şeylerini, balkonlarını görüyorsunuz. Balkonların oturma yerleri balkonların verandalarıyla birlikte tasarlanmış. Yani betonarme bir Osmanlı evine benziyor aslında. Osmanlı evleri biraz daha şeydir. Tahtadan, ahşaptan yapılır. Bunlar biraz yeni ile eskiyi buluşturmuş Nail Çakırhan. Nail Çakırhan kim? Buralı bir entelektüelimiz, aydınımız. 1900'lerin başında doğuyor. Edebiyata çok meraklı. Burada lise olmadığı için Konya'da okuyor. Orada önemli edebiyatçılar öğretmeni oluyor. Ve işte şiir yazmaya merak salıyor. Birkaç defa başka şeyler deniyor. Tıp okumayı deniyor, olmuyor. Başka hukuk okumayı deniyor, olmuyor. En sonunda felsefe okuyor. Ve şiirleri o dönemde çok seviliyor. Başı da dertten kurtulmuyor tabii. Cumhuriyet'in ilk dönemleri. Yazdığı şiirler nedeniyle defalarca yargılanıyor. Hapislerden çıkmıyor. Bu arada Nazım Hikmet onu bir şiiriyle keşfedip bir dergide yayınlatıyor. O dergideki yayından dolayı da gene hapis yatıyor. Sonra Nazım'la yol arkadaşlığı başlıyor ve Nazım Hikmet'le uzun süre çok iyi dost oluyorlar. Hatta Bursa cezaevinde yaklaşık 2 sene, 2,5 sene birlikte yan yana yatıyorlar. İki iyi dost olarak. Sonrasında şairlikle devam edemeyeceğini anlıyor. Eşi Halet Çambel de Türkiye'nin en önemli arkeologlarından biri. Cumhuriyet döneminin ilk eğitim alan arkeolog kadınlarından ve aynı zamanda olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcumuz. Müthiş bir insan Halet Çambel. Halet Çambel Karatepe'yi, Adana'daki geç Hititlerden kalma Karatepe'yi buluyor. Alman Bozert'le birlikte. İkisi birden orayı bulunca Nail Çakırhan da oraya gidiyor. Bu arada o Karatepe'deki bulunan yere bir çatılı bir müze yapılması gerekiyor. Ve Nail Çakırhan hiçbir mimari bilgisi yokken okuyor okuyor, kimseyi bulamıyorlar yapacak. Okuyor okuyor, araştırıyor falan. O Karatepe Müzesi'ndeki o yapıyı Nail Çakırhan mimar olmamasına rağmen mükemmel bir şekilde yapıyor. Ve onun bu kadar güzel yaptığını görenler başka başka binaları ona yaptırmaya başlıyorlar. Ve Nail Çakırhan daha sonra hiç mimarlık okumamasına rağmen Ağahan denen dünyanın en büyük mimarlık ödülünü de kazanıyor. Yani müthiş bir entelektüel ve neredeyse 90'lı yaşlarında falan vefat ediyor. Sonradan da Halet Çambel gidiyor. O da yaklaşık 95'li yaşlarında falan öldü yanlış hatırlamıyorsam. Halet Çambel'le tanışmış olmanın gururu içindeyim. Karatepe'ye gittiğimizde onunla tanışmıştım. Burası işte o Nail Çakırhan'ın ve Halet Çambel'in evi. Fakat şu anda muhtemelen kapalı. Evet, salgın hastalık nedeniyle kapalı diyorlar. Burayı göremeyeceğiz. Ama onun öncülüğünü yaptığı yapı tarzı Akyaka'da yaşamaya devam ediyor. Müthiş bir adam. Nail Çakırhan müthiş bir kadın. Halet Çambel hikayesi aslında çok uzun. Nail Çakırhan Rusya'ya gidiyor. İşte devrimci tabii. Orada eğitimler alıyor falan. İkinci Dünya Savaşı başlayınca Nail Çakırhan'ı Türkiye'ye gönderiyor Rus komünist yönetimi. Türkiye'ye gönderiyor, orada çalışın. Kendi ülkenize komünizmi getirin diye. Fakat Nail Çakırhan'ın 8 aylık da bir bebeği var doğmak üzere. Ve onu hiç göremiyor yıllarca. Sonra Türkiye'de evlendiği Halet Çambel diyor ki ya işte senin bir oğlun varmış, hadi gidelim onu bulalım. Onun ısrarı üzerine tekrar Rusya'ya gidip 40 yıl sonra Nail Çakırhan hiç görmediği oğlunu görüyor. Böyle böyle ilginç hikayeler var. Evet, begonviller falan, yani hakikaten burası gerçekten çok çok güzel. Özellikle çok huzurlu. Tavanlardaki ahşap işçilikleri de çok güzel. Evet. Ama sonrasında buraya gelen yönetimleri de tebrik etmek lazım. Yani onun bu tarzını devam ettirmişler. Burayı ranta kurban vermemişler. Evet, inşallah da böyle kalır, değişmez. Evet.
arıların çok sevdiği bir çiçek. Balı bol demek ki. Sanki Yasemin gibi. Yasemin'in... Ne Yasemin? Mavi Yasemin. Aa, ben ilk defa gördüm ya mavi Yasemin. Evet. Ama kokmadı. Ama kokuyor bir şey. Aa, bak bak begonvillerin güzelliğine bak. Maşallah maşallah. Evet. Akyaka'daki oteller bile buranın geleneksel mimarisine uygun halde yapılmış ve burayı da Yücelen Otel burası. Burayı da Nail Çakırhan kendi projesini çizmiş ve inşaatını tamamlamış. Anne bak gördün mü, heykelleri var. Evet. Otelin içine yapmışlar. İşte deminden beri size bahsettiğim iki güzel insan. Bu Halet Çambel. Bu da Nail Çakırhan. Evet. 1916 doğumlu. Halet Çambel 1916, Nail Çakırhan da 1910. Şurada bir şiir var, onu da okuyalım o zaman. Ateş ve su kaynaştılar. Ateş sönmedi, su yanmadı. Halet'e Nail oldu, Nail Halet'e uydu. Bir sevgi doğdu. İsa Küçük böyle bir şiir yazmış, çok güzel. Saygıyla. Evet anneciğim, Akyaka'yı da bitiriyoruz. Evet. Ben çok sevdim Akyaka'yı. Ben de çok sevdim. Daha önce geldiğim, o zaman da çok beğenmiştim. Onun için yeniden görmek istedim. Evet. Akyaka'da hayat yeni başlıyor. Tesisler evet. Yeni açılıyor. Bu bir sabah yürüyüşüyle bitiriyoruz Akyaka maceramızı. Evet. Buradan Marmaris, oradan Datça. Sonrasına bakacağız. Bakacağız. Planımız var mı? Yok, plansız takılıyoruz. Spontane bir şekilde geziyoruz. O zaman herkese iyi günler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.